Şu anda isim söylemeyeyim. Toplum örgütleri de mi demokratik? Yok, demokratik olmasıyla. İster misiniz buna? Demokratik olmasıyla. Duydum. Demokratik olmasıyla ilgisi yok. Şimdi bakın, bu işi yapmakla yükümlü olan siyasi partiler var. Siyasi partiler hiçbir isim önermezken, yani biraz komik değil mi? Sivil toplum örgütleri adına ben şahsen bir ismi. O zaman çok teşekkürler. Bana yine pas attınız. Hani bu bazen şöyle vatandaşlar diyorlardı ki ayın 8'inde siz yapıyorsunuz ama ayın 14'ünde demokratik kitle örgütleri yapıyor. Niçin ikiniz aynı anda yapmıyorsunuz? İşte aradaki en büyük farklardan bir tanesi o. Siyasi partiler, bizim dışımızdaki siyasi partiler alanlarda değiller. Dolayısıyla AKP'nin karşısında gerçekten alternatif yok gibi bir şey görünüyor. Biz de göğsümüzü siper ettik, dedik ki biz ayın 8'inde varız. Yani eğer alternatifsek, AKP'nin karşısında bir siyasi partiysek, biz cesaretimizi, yüreğimizi koyduk, bütün vücudumuzu koyduk. Ayın 8'inde Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda varız diyoruz. Bu işte o şeyi getiriyor. Yani siz şimdi tabii sivil toplum örgütü olarak ben ne konuşayım? Bunun gerçek sahibi siyasi partilerdir diyorsunuz. Yani çünkü benim sesim duyulmuyor. Siyasi partiler söylerse daha çok net duyulur diyorsunuz değil mi? Tabii. Benim anladığım o oldu. Tabii tabii. Hayır yani görev olarak da. İnşallah sizi de uygun bir siyasi partide görürüz efendim. O zaman sesiniz çok daha gür gelir. Anladım ne demek istediğinizi. yavaş yavaş kapatacağız ama Cumhurbaşkanlığında aranması gereken özellikleri bir kez daha toparlayarak konuşalım isterseniz. Evet. Sayın Sertel kısmen girdi az önce bu konuya. Evet. Sadece layık birisi mi Cumhurbaşkanı olmalıdır? Hayır efendim. Bağımsızlığımıza sahip birisi mi olmalıdır? Amerika ile ABD ile nasıl ilişkiler olmalıdır? Ama bunları çok net söylememiz gerekiyor. Hem tam bağımsızlığımıza sahip birisi olsun yeni Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Hem de şunu diyebilecek miyiz? Avrupa Birliği'ne kesinlikle karşı olduğunu açıklasın diyebilecek miyiz? Ya da bunu diyemeyeceksek Avrupa Birliği'ne üye, Avrupa Birliği'nin istediklerini yaparak tam bağımsız olunabiliyor mu? Yani ne öyle ne böyle, hem öyle hem böyle olunabiliyor mu? O zaman havanda su dövmekten öteye gider mi bu iş? Bizi izleyen milyonlarca insanın, ki onlar şimdi önümüzdeki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığından sonraki genel seçimlerde ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Kime vermeyeceklerini biliyorlar, doğru da hep söylüyorlar. Bizim programımıza da gönderiyorlar iletilerini. Ama kime oy vereceklerini belirlemek için bu açıklamalarınız önemli. Hı. Cumhurbaşkanı da ne istiyorsunuz? Bu soruyu bana sorsanız ben size çok net söylerim. Şöyle olacak, böyle olacak. Ha, buna katılmayanlar olabilir ayrı. Ama ben görüşümü net söylerim. Buyurun sizden başlayalım. Evet, ne sizin olmalıdır evet, Cumhurbaşkanı? Çok... İzliyoruz efendim ve de çok netsiniz, evet. Açıksınız o konuda. Ne olsun ama, Cumhurbaşkanı nasıl olsun? Şöyle söyleyeyim, ben de yapı olarak son derece net bir insanım. Tamam, buyurun ve o de, zaman. Biz de öyleyiz daha doğrusu. Genel Başkanım Sayın Zeki Sezer başta olmak üzere destekçileri bazen anlamakta zorluk çekiyorlar ama netizdir. Cumhurbaşkanı nasıl olsun? Her şeyden önce kucaklayıcı olsun. Yani ulusal birlik ve beraberliğimize sonuna kadar sahip çıkacak ve de hiçbir ayrımcılık yapmayan bir kişi olsun. Tamam. Başka? Alt kimlik, üst kimlik, Alevi, Sünni veya ona benzer başka türlü şeyleri ağzına dahi almayacak, ağzına alan kişilere de gerektiği yerde gerekli cevabı verebilecek nitelikte ve kuvvetli olsun evet. isterim. Amerika'ya karşı tutumu nasıl olmalı? Amerika'ya karşı dik duruşlu olması gerekir. Amerika dost, müttefik olabilir. Yeri geldi mi de çok acımasız da olabilir. O Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam duruşuna bağlıdır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar değerli olduğunu, stratejik önemini, işte boru hatları üzerinde olduğunu, her şeyin farkında. Ve o kimi zaman eğri yollardan, kimi zaman da dostça yanaşır. Dostça yanaşabilmesi için de
Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin, devletinin son derece kuvvetli olması lazımdır. Sayın Ecevit'in nasıl ki haşhaş ekemezsin dediği zaman Amerika'ya, ben ekerim deyip ettiği zamanı düşünün. O zaman Amerika Birleşik Devleti ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Halbuki camiyi bombalarım tehditinde bulunmuştu. Bombalayabildi mi? Hayır. Kıbrıs'a giremezsin dediğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin o kararlı dik duruşuyla Kıbrıs'a girildi mi? Girildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu mu? Kuruldu. Buna ses çıkartabildiler mi? Çok uzun seneler. Ambargo koydular. Ambargo koydu. Bir tek yapabildikleri oldu. Ama ana vatan, yavru vatanı bir şekilde besledi. Yani sonuçta öyle bir cumhurbaşkanı olsun. O nitelikleri Avrupa Birliği içindesin. Konusunda ne, nasıl Avrupa Birliği olsun? Konusunda tek seçeneğin Avrupa Birliği olmadığını çok net gösterebilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok yine kendi ayaklarının üzerinde durabileceğini ve Kafkaslardan tutun ta Orta Asya'ya, hatta doğuya doğru da açılabileceğini bilebilecek o niteliklere sahip, yeri geldi mi Avrupa Birliği'ne de gözdağı verecek. Ha, sen beni istemiyor musun? Bak ben yönümü bu tarafa çeviririm. Orayı da ticaret yaparım. O zaman sen bir daha beni bulamazsın diyebilecek. Dik duruşlu bir cumhurbaşkanı olsun isterim. Evet. Onun dışında nasıl bir cumhur? Tabii laiklik birinci ilkesi olsun isterim. Çünkü niye de çok önemli? Bu önü karanlık, arkası karanlık iktidar 4,5 yıl içinde kadrolaştı Sayın Cevizoğlu. Çok ciddi anlamda kadrolaştı. Ama henüz gelemediği bazı yerler var. Giremediği bazı yerler var. Bakın Cumhurbaşkanlığı'nın görevler arasında çok önemli. Bunu bizi dinleyen vatandaşlarla paylaşmak istedim. Ne yapıyor Cumhurbaşkanı? Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçiyor. Üniversite rektörlerini seçiyor. Yargı ile ilgili olanlarda Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin 1/4 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçiyor. Bu son kaledir efendim. Yani bu zihniyette birisinin cumhurbaşkanı olması demek, Türkiye'deki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin de bütün kalelerinin iyice törpülendiği ve karanlığa doğru son adımın da atılacağı zaman demektir. Çok dikkatli olmak zamanıdır. Uzlaşı içinde olmamız gerektiği zamandır. Birbirimize kıskanmamamız gerektiği zamandır. Aa işte DSP şey yapıyor, miting yapıyor. Niye yapıyor? Yapar. CHP de yapsın. Diğer partiler de yapsın. Hepsi yapsın. Ama hepsi eğer ortak değerlerde buluşabiliyorsak da uzlaşı içinde olalım. Çünkü tehlike büyük. Yani şunu belki hiç kimse dillendirmedi bugüne kadar. Kimi seçiyor? Cumhurbaşkanının yetkileri nedir? Nelerden sorumludur? Sadece veto etmek, yasaları geri çevirmek değildir. Asıl bunlar var bakın. Çok önemli şeyler bunlar. Evet. Sayın Serter. Evet efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı nasıl birisi olmalıdır evet. Diyoruz. Cumhurbaşkanı öncelikle emperyalizmin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu çok iyi algılamış ve devletin tam bağımsızlığını sağlamaya yönelik ciddi girişimleri ve vizyonu olan birisi olmalıdır. Bu vizyon Türkiye'nin tek seçeneğinin Avrupa Birliği olmadığını da ortaya koyacak ve Türkiye'yi yeni ittifaklara, yeni arayışlara, hatta Mustafa Kemal Atatürk döneminde olduğu gibi mazlum milletlerin önderliğine taşıyacak bir ciddi birikimi olan kişi olmalıdır. Ben bunu çok önemsiyorum.